Yeniden hepinize merhaba. Ben fizyoterapist Gülcan Bebek. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Bu dönem Sayın Profesör Doktor Defne Kaya Utlu hocamızla başlattığımız serinin bu haftaki konusu endokrin sistemin egzersize uyumu. Ben de sizlere insülin direncinden bahsetmeye çalışacağım. Vücutta ne gibi değişiklikler oluyor? Egzersize nasıl bir tepki veriyor? Ve egzersiz reçetesi verecek olursak nasıl bir egzersiz reçetesi vermeliyiz? Bunları inceleyeceğiz birlikte. Şimdiden iyi dinlemeler diliyorum. Öncelikle insülin ve insülin direncini hatırlayalım. İnsülin pankreas beta adacık hücreleri tarafından üretilen ve salınan kandan karaciğer, yağ ve iskelet kası hücrelerine glikoz alımını hassas bir şekilde düzenleyen bir peptit hormon. Glikoz homeostazına ek olarak da glikojen sentezi, lipid metabolizması, DNA sentezi, gen transkripsiyonu, amino asit taşınması, protein sentezi ve yıkımının düzenlenmesi dahil olmak üzere birçok hücresel süreci de destekliyor. Normal fizyolojik koşullar altında artan plazma glikoz seviyeleri insülin salgılanmasının ve dolaşımdaki insülin seviyelerinin artmasına yol açıyor ve periferik dokulara glikoz transferini uyarıyor ve hepatik glikoneogenezi inhibe ediyor. İnsülin direnci ise fizyolojik olarak insülin hedefleyen dokularda yüksek fizyolojik insülin seviyelerine karşı azalmış yanıt verme durumu olarak tanımlanıyor. Hücrelere glikoz alımını modüle eden sinyal yollarında değişiklikler meydana geliyor ve bu da tüm vücut glikoz alımının bozulmasıyla sonuçlanıyor. Karaciğeri inceleyecek olursak, karaciğer glikoz ve lipid metabolizmasının sistemik düzenlenmesinde merkezi bir rol oynuyor. Karaciğerin anormal hepatik insülin etkisinin kan glikoz seviyelerini yeterince kontrol etmek için dolaşımdaki daha yüksek insülin seviyelerinin gerekli olduğu insülin direncinin birincil tetikleyicisi olduğu düşünülmekte. Obezite ve tip 2 diyabet gibi patolojik durumlarda insülin hepatik metabolizmayı uygun şekilde düzenleyemiyor. Bu da hızlanan lipid sentezi oranlarına rağmen aşırı glikoz üretimine yol açıyor ve bu da hepatik insülin direnci olarak adlandırılıyor. İnsüline dirençli bireyler hepatik glikoz üretimini engelleyemiyorlar ve paradoksal olarak karaciğer lipid sentezini artırarak hiperglisemi ve hipertrigliseridemiye yol açıyor. Yağ dokusu, yağ depolama ve metabolik işlevlerinin yanı sıra endokrin bir organ olarak da görev yapıyor. Yağ dokusundan salgılanan medyatörler arasında insülin duyarlılığını artıran en önemli hormon adiponektin. Adiponektin yağ asidi oksidasyonunu ve insülin duyarlılığını artıran bir hormon. Hepatik glikoz üretimini azaltıyor ve insülinin karaciğerdeki etkilerini güçlendirerek insülin duyarlılığını artırıyor. İnsülin direnci arttıkça adiponektin miktarı azalıyor. TNF-alfa ve interleukin-6'nın insülin direnci ile ilişkisi adiponektin aracılığıyla gerçekleşiyor. İnsülin duyarlılığını ve yağ asidi oksidasyonunu artıran adiponektin TNF-alfa ve interleukin-6 düzeylerini azaltarak enflamasyon üzerinde de düzenleyici bir etkiye sahip. Çemerin karaciğer ve beyaz dokusu, yağ dokusunda yüksek oranda ekspresi edilen ve insülin reseptör substrat 1 tirozin fosforilasyon aktivitesi, GLUT4, yağ asidi sentaz ve adiponektin gibi glikoz ve lipid homeostazında rol oynayan adiposit genlerinin ekspresyonunu düzenleyen bir kemokin. Bu nedenle çemerinin yağ dokusunda insülin duyarlılığını artırabileceği düşünülüyor. Yağ dokusundan salgılanan bir diğer önemli medyatör olan irisin ise beyaz yağ dokusunu kahverengi yağ dokusuna dönüştürerek enerji harcanmasını sağlayan termojenik bir protein olarak görev alıyor. İskelet kasına bakacak olursak da iskelet kası insülin direnci, insülinle uyarılan glikoz taşınmasını ve glikojen sentezini bozan intramüseliler lipid içeriğinin birikmesinden kaynaklanıyor. Çalışmalar glikoz taşınmasının bozulmuş insülinle uyarılan glikojen sentezinden sorumlu hız sınırlayıcı adım olduğunu ve kas hücrelerinde lipid oksidasyonu ile lipid iletimi arasında bir uyumsuzluk olduğunu da intramüseliler lipid biriktiğini göstermiş. Bu bulgular diasilgliserol gibi bir intramüseliler lipid metabolitinin insülin direncinin potansiyel bir aracısı olarak hareket ettiğini ortaya koyuyor. Diasilgliserol birikiminin iskelet kasında protein kinaz C translokasyonunu artırdığı, insülin reseptör substrat 1'in fosforilasyonuyla sonuçlandığı ve bunun da protein kinaz B yolunu bloke ederek bozulmuş insülin sinyaline neden olduğunu göstermiş.
İskelet kası insülin direnci olan insanlarda karaciğer trigliserit sentezinin artması ve plazma trigliserit konsantrasyonları ile yüksek yoğunluklu lipoprotein konsantrasyonlarının azalması yoluyla aterojenik dislipidemiye ilerleme gözlenmiş. Bu durum insüline dirençli durumlarda alınan glikozun karaciğere yönlendirildiğini ve iskelet kası tarafından kullanılmadığını gösteriyor. Bildiğimiz gibi iskelet kası farklı kas liflerine sahip heterojen bir doku. Çalışmalar insülinle uyarılan glikoz metabolizmasının her kas lifi tipine göre farklı olduğunu gösteriyor. Fizyolojik düzeyde yavaş kasılan lifler yani tip 1 lifler diğerlerinin yanı sıra daha yüksek GLUT4 miktarlarına sahipken tip 2 liflere kıyasla daha düşük AKT2 protein kinaz miktarlarına sahip. Bu çalışmalarda tip 1 liflerin daha iyi glikoz işleme kapasitesine ancak benzer insülin fosforegülasyon hassasiyetine sahip olduğu sonucuna varmamızı sağlıyor. İnsülin direnci ve egzersize bakacak olursak da egzersizli adenozin monofosfatla aktive olan protein kinazın aktivasyonu glikoz yağ ağı döngüsünde yer alan mekanizmaları etkisiz hale getirebiliyor ve böylece hücredeki yüksek yağ asitleri egzersiz sırasında glikoz alımını engellemiyor. İnsüline dirençli kişilerde aktif bir egzersiz sırasında glikoz alım yolunun geçici insülinden bağımsız aktivasyonu nedeniyle glikoz alımı neredeyse normale dönüyor. Bu etki egzersizden 3-4 saat sonra en yüksek seviyeye ulaşıyor. Egzersizden 72 saat sonrasına kadar belirgin olabiliyor ve son egzersizden sonraki 5 gün içerisinde kayboluyor. Hem sağlıklı hem de insüline dirençli bireylerde %60-70 VO2 max'ta 45-60 dakikalık bir aerobik egzersizin kas hücresi zarındaki GLUT4 taşıyıcılarını dinlenme seviyesinin yaklaşık %70 üzerinde artırdığı gösterilmiş. Son çalışmalarla en az 8 hafta boyunca haftada 3 kez en az 3 kez 30 dakika veya daha fazla süreyle orta düzeyde aerobik egzersizin diyabet, glikoz intoleransı, obezite, metabolik sendrom ve tip 2 diyabet erkek ve kadınlardan oluşan bir dizi popülasyonda insülin duyarlılığını arttırdığını tutarlı bir şekilde göstermiş. Aynı zamanda da egzersiz sırasında vücut yağının kaybedilmesi de insülin duyarlılığının arttırılmasıyla ilişkilendirilmiş. Egzersizin karaciğer, iskelet kası ve adipoz dokuyla olan ilişkilerini de inceleyecek olursak, karaciğerde egzersiz eğitiminin intrahepatik lipid içeriğini ve hepatik insülin direncini azalttığı ve böylece hepatik glikoz üretiminin insülin aracılığıyla baskılanmasını artırdığı biliniyor. Adipoz dokuda ise egzersizle birlikte metabolik fonksiyonu iyileştiren çeşitli hepatokinler ve miyokinler salgılanıyor ve bu yolla beyaz yağ hücrelerinin kahverengileşmesi sağlanıyor. Ek olarak egzersizle birlikte beyaz yağ hücrelerinde anjiyogenez uyarılıyor. Fibrozis, hipoksi ve inflamasyon ve hücre boyutu azalıyor. Kahverengi yağ hücrelerinde ise obezite doku kitlesini ve metabolik işlevi azaltıyor. Egzersiz kahverengi yağ doku hücrelerinde metabolik aktiviteyi azaltıyor gibi görünüyor ancak bu durum egzersizle sistemik metabolik sağlığın iyileşmesini engellemiyor. İskelet kasında ise egzersiz otokrin, parakrin veya endokrin işlevleri olan miyokinlerin salınımını uyarıyor. Özellikle de birkaç miyokin tüm vücut metabolik homeostazının korunmasında rol oynuyor. GDF-15, irisin, interleukin-6 bunların 3'ü hücre içi triasil gliserol lipolizini uyarıyor. İrisin ve FGF-21 yağ dokusunda kahverengileşmeyi indikliyor. İrisin ve interleukin-6 ayrıca yağ asidi oksidasyonunu da uyarıyor. Miyonektin yağ asitlerinin alımını artırarak yağ dokusu ve karaciğer fonksiyonlarını etkiliyor. Miyostatin de kas hipertrofisinde negatif bir düzenleyici olarak görev alıyor ve egzersizle birlikte miyostatinin aşağı regülasyonu indüklenmiş oluyor. Böylece de kas gelişimine teşvik edilmiş oluyor. Egzersiz çetesine bakacak olursak da aerobik eğitim insülin direnci için egzersiz programlamasının temeli olmalı. Mevcut öneriler tip 2 diyabeti ilerlemeyi önlemek için haftada en az 2,5 saat ve sağlıklı bir vücut ağırlığına ulaşmak için ve bunu da korumak için haftada 4-7 saat egzersiz yapılması yönünde.
İnsülin dirençli bireyler haftada 4-5 gün yaklaşık 20 dakika orta yoğunlukta aerobik egzersiz yapmaya çalışmalıdır. Kişiler daha sonra haftada 5-7 gün ve 4-7 saat orta ile şiddetli yoğunlukta aerobik egzersiz yapabilirler. İlerleme hacim veya yoğunlukta haftada %20'lik bir artışı aşmamalı. Ayrıca da bireylerin yoğunluğu artırmadan önce hacmi artırmaları tavsiye ediliyor. Yoğunluk artırıldığında gerekirse süre azaltılabiliyor. Egzersizden sonra ise iskelet kasları tarafından glikoz alımı birkaç saat boyunca yüksek kalabiliyor. Bu nedenle de aerobik eğitimi günde birden fazla kısa seansa bölmek gün boyunca insülin duyarlılığının korunmasına yardımcı olabilir. Direnç egzersizleri ise başlangıçta insülin dirençli kişiler haftada 3 gün bir maksimum tekrarın yaklaşık %40-%60'ında 10-15 tekrardan oluşan bir set gerçekleştirmeli. Bunu belli bir dirençte 2-3 set için 15 tekrarın tamamlanmasının ardından direncin artırılması izleyebilir. Kas adaptasyonu arttıkça da bazı setler 8-10 tekrardan oluşana kadar direncin artırılması önerilir. İnsülin direnci ve endokrin sistemin egzersiz uyumu ile ilgili anlatabileceklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa mail adresine veya videonun altına yorumlara bırakabilirsiniz.